Günaydın, sağlıklı hayata hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni bir sağlıklı hayatla karşınızdayız efendim. Güzel, keyifli, huzurlu, mutlu ama her şeyden önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bugün kadınların aslında hani olmazsa olmaz ama bir taraftan da çilesi, korkulu rüyası, her zaman yaşadıkları bir sendrom vardır adet döneminde. Adet dönemini ve sıkıntılarını konuşuyor olacağız. Operatör doktor Derya Uyan Düzde, kadın hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz Derya Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle birkaç bir şey söylemek istiyorum Lütfen izin buyurun. verirseniz. Bu zor dönemde bütün sağlık şehitlerimize rahmet diliyorum. Bütün arkadaşlarıma, sahada çalışan arkadaşlarıma da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve onlara güç diliyorum. Gerçekten zor bir dönemdeyiz hepimiz. Çok, çok. Ben hani aktif olarak sahada çalışmama rağmen, kendi muayenehanem olmasına rağmen ben de kısıtlamalar getiriyorum hayatıma. Küçük bir kızım var. Allah bağışlasın. 5 aylık, bir de 4 yaşında bir kızım var. Buradan Besteme de çok selam söylemek istiyorum. Çok öpüyorum onu, beni izliyor. O da televizyona nasıl çıkılır onu merak ediyor. Gelmek Keşke istiyor. getirseydiniz. Bir gün getiririm umarım. Evet. Bu dönemde de onlardan da tabii biraz ayrı düşüyorum. Aile çok önemli, sağlık çok önemli. Herkes Çok. ailesine, sağlığına sahip çıksın bu dönemde. En çok dileğim bu. Hakikaten çok zorlu bir süreç geçiriyoruz. Sağlık çalışanlarımız, işte hekimlerimiz olmasa halimiz gerçekten dumanda. Türkiye'de biz bu anlamda çok şanslıyız. Ben de aynı şekilde katılıyorum size. Sağlık şehitlerimizi ve pandemi döneminde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyoruz ve yakınlarına sabır diliyoruz. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor, değil mi? Kesinlikle. Her gün rakamlar açıklanıyor ama aslında onlar birer anne, baba, çocuk. O Evlat. yüzden evlat çok önemli. Çok üzülüyorum. Son dönemde daha da arttı. Arkadaşlarımdan aldığım haber bunu gösteriyor. Lütfen herkes kendi önlemlerini alsın. Dedikleri gibi maskeyi, mesafeyi herkes korusun. Böyle hani şey bir başlangıç yaptım. Hüzünlü bir başlangıç oldu ama Ama bu da güzel gerçek. güzel konuşalım artık. Derya amcığım, şöyle bir şey var bir de. Hani maske takıyoruz ama maskenin de nasıl olduğu çok önemli, değil mi? Tabii ki. Yani ince maskeler var. Onları kullanmamak gerekiyor. Evet. Üç katlı maskeleri kullanmak gerekiyor ve gün içerisinde de birkaç defa, değil mi, Değiştirmek değiştirmek gerekiyor. gerekiyor. Özellikle ıslanırsa yemek yerken vesaire onları değiştirmek gerekiyor. Ben biraz hani obsesif oldum artık. Hani hastalarla da çalıştığım için kimin ne olduğunu bilemiyoruz. O yüzden iki kat maske takıyorum. Nedir İyi koruyuculuğu yapıyorsunuz. bilmiyorum ama yine de en azından kendimi daha rahat hissediyorum. Ve ıslandığında ettiğinde sürekli maskemi değiştiriyorum. Herkese de bunu öneririm. Kesinlikle bu dönemde obsesiflerin sayısı çoğaldı. Kesin ne olacak bilmiyorum. Annem de Ruh onlardan biri sağlığı klinikleri galiba. sonrasında Annem şurada çamaşır dolacak. suyuyla, burada kolonyayla yaşıyor, elinde bezler. Evet, Yani evet. gerçekten hani psikolojik olarak çok etkilendik Evet, Derya Hanım biz. hepimizin de yaşları var. Var. O nedenle onları da korumak için ben ailemin hiçbirisini görmüyorum neredeyse. Çünkü şey gibi bir sorumluluk var. Yani bana bir şey bulaşırsa başkalarına bulaştırır. Ben belki daha rahat atlatabilirim ama onlar o kadar rahat atlatamayabilirler diye bir korku içerisindeyiz. Evet. Bu nedenle tedirgin ama umutlu her zaman. Umut olmazsa yaşam olmaz. Tedirgin bir dönemdeyiz. İnşallah en kısa zamanda atlatırız. İnşallah. Sevindirici haberler de var. Bakalım o haberlerle ilgili ileride nasıl gelişmeler olacak. Umarım aşıyla ilgili Evet, gelişmeler var evet. gerçekten de. Umuyoruz ki iyi Umarım olur. güzel gelişmeler olur ama hani aşının saklanma koşulları, getirilme koşulları vesaire hepsi biraz teknik yük getirecek hani ülkemize. Umarım onlar da aşılır. Artık onları da biz düşünmeyelim. Evet, Yöneticilerimiz düşünsün bir kesinlikle. zahmet, değil mi? Kesinlikle. Evet Derya Hanımcığım, şöyle adet öncesi sendromu konuşacağız. Kadınların, gerçekten birçok kadının sıkıntıları var bu anlamda. Adet öncesi sendromlar nelerdir? Önce onunla başlayalım, sonra sıra sıra gidelim, olur mu? Şimdi adet öncesi sendroma premenstrual sendrom denir. Menstruasyon adet demektir. Adet kanamasına verilen isimdir. Evet. Premenstrual dediğimizde menstruasyondan önce, önce demektir. Yani adet kanamasından önce görülen sendromdur. Bu sendrom yani vücudumuzdaki o hormonlar sürekli değişim içerisinde olduğu için bunlara bağlı yaşadığımız gerginlik, sinirlilik, sıvı tutulumu, işte tatlı yemeye meyil gibi durumlardır. Yapılan araştırmalarda gösterilmiş ki kadınların birçoğu bu adet öncesi dönemde intihara meyillidir. Ve hayatlarında, sizle konuştuk daha önce, hayatlarındaki en kötü kararları, en yanlış kararları adet öncesi dönemde alırlar. Bazı erkekler bunu kullandığımızı düşünüyorlar. Ama aslında öyle değil.
Gün içinde bile hormonlarımız değişirken modumuzun değişmemesi, yani psikolojimizin değişmemesi, vücudumuzun değişmemesi, bu hormonlara tepkimizin farklı olması beklenemez kuşkusuz. O nedenle biz kadınlar hani bu premenstrual sendromu en hafif nasıl atlatabiliriz? Aslında yüzyıllardır onu denemişiz. Çok tarihte çok çeşitli şeyler yapılmış bunun için. İşte adet dönemi ağrılar da buna ekleniyor premenstrual sendromdan sonra. Aslında bir sağlık belirtisi premenstrual sendromu olan kişi. Çünkü düzenli yumurtladığı, düzgün yumurtladığı ve hormonal olarak düzgün değiştiğini gösteren bir bulgu aslında. Ama tabii ki kişiyi çok etkileyen, hayatını olumsuz yönde etkileyen bir dönem. Bunun için hani öncelikle diyet yapmak çok önemli. Bu premenstrual dönemde kadınların bu gerginliğine, sinirliliğine, ağlama ataklarına. Sıvı tutulumu olduğu için işte tuzdan kısıtlı bir diyet, sıvıyı kesinlikle almamaya yönelmemeliyiz. Ama tuzu azaltıp bir miktar proteini arttırmalıyız ve magnezyum eksikliğine bağlı olan bu aşırı tatlı isteğimizi magnezyum içeren gıdalarla aslında giderebiliriz ya da magnezyum preparatları kullanabiliriz bu dönemde. Bunlar hani bizim medikal olmayan, yani ilaç kullanmadan bu dönemi daha hafif atlatabileceğimiz yöntemlerdir. Çok yağlı yemeden, yine sağlıklı beslenme kurallarına uyarak, bu dönemde lütfen sağlıklı beslenin. Vitamin düzeylerimiz de çok önemli tabii ki. Uyarak bu dönemi daha hafif atlatabiliyoruz. Şimdi şöyle, adet öncesi dönemden bahsediyoruz. Evet. Hani diyet yapmak gerekir dediniz ya. Nasıl başlanacak? Yani adetten bir hafta önce mi başlanacak bu diyete? Çünkü herhalde sendromlar da bir hafta ya da 10 gün önce başlıyor. Hayatımızın bütününü aslında yaymalıyız bu dönemi ama genel anlamda hani adet öncesi bir hafta önce başladığı için o dönemde daha da dikkat edersek daha iyi. Çünkü sağlıklı beslenme kuralları aslında sadece bir hafta 10 günde yapılacak bir şey değildir. Bütün hayatımıza yaymalıyız bunu. O nedenle yani sadece bir hafta önceden başlanmasını doğru bulmuyorum. Mesela ben hep kafamda şöyle bir figür vardır kendimle de alakalı. İşte adete bir hafta vardır. Elimde işte çikolata kavanozu. Ondan sonra sürekli onu kaşıklayarak ve ağlayarak geçen, yatağın içinde geçen bir dönemdir klasik kadınların. Ve en verimsiz, ondan sonra en sinirli, en öfkeli olduğumuz dönemdir aslında. Kullandığımız medikal şeyler aslında bu dönemde yumurtlamayı biraz baskılayıcı ajanlar kullanabiliyoruz. İşte oral kontraseptifler, yani doğum kontrol hapları kullanılıyor. Her kadın doğum kontrol hapı kullanmayı çok sıcak karşılamıyor. Çünkü adı çıkmış 9'a inmez 8'e ilaçlar bunlar. Aynı antidepresanlar gibi. Çünkü kadın vücudunda ne olursa olsun bu hormonlara bağlıyor. O nedenle hani dışarıdan hormon alıyorum da ondan dolayı oldu vesaire diye. O nedenle çok kullanma meyilli değiller bizim Türk kadınlarımız. Veyahut da adet öncesi dönemde kısa süreliğine antidepresan kullanmak veya işte yeni çıkan bazı şeyler var, işte primrose oil gibi. Evening primrose oil diye geçiyor, bazı yağlar var. Bu yağlar da bu dönemde kullanabildiğimiz, etkinliği %100 olmayan ama kullanabildiğimiz preparatlar. Yalnız hani en önemlisi dediğim gibi düzgün beslenme, sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli spor. Aslında hepimiz yapabilsek düzenli spor bu dönemde de bizim için önemli, Covid döneminde de. Bu premenstrual sendromu atlatmak için de aslında çok önemli. Çeşitli başka teknikler de kullanılıyor. Mesela ben gençliğimde özellikle kadın doğum asistanıyken akupunktur denenmişti. O akupunktur çalışmasına aday olmuştum, denek olmuştum daha doğrusu gönüllü olarak. Çok faydasını gördüm. Akupunktur da bu dönemde kullanılabiliyor. Hem premenstrual sendrom hem adetteki gerginlik, dismenore dediğimiz adet ağrılarının giderilmesinde bu tarz alternatif yöntemleri de kullanabiliyoruz aslında. Evet, peki adet dönemi esnasında adet sancıları için ne yapılabilir? Bir de adet sancıları var. Evet, adet sancıları da bütün kadınların baş belalarından biridir. Evet. Hani halk arasında şey der, evlenince geçer, aman kafana takma vesaire gibi şeyler söylenir. Hiç de öyle bir şey olmuyor değil mi? Ondan sonra geçenler de var. Şöyle ki, adet sancılarını iki gruba ayırabiliriz. Birincisi primer, yani hiçbir neden olmayan, altta hiçbir neden yatmayan. İkincisi sekonder olarak, sekonder dismenore dediğimiz grup. Burada altta yatan nedenler vardır, çok belirgin organik nedenler vardır. Bunlar işte biz jinekologlar tanısını koyabiliyoruz. İşte endometriozis dediğimiz çikolata kistleri veyahut da işte bası yapan miyomlar, yer kaplayan lezyonlar. Bunların hepsi adet döneminde
enfeksiyonlar adet döneminde ağrıya neden olabilir. Sekonder dismenore bizim tedavi edebileceğimiz, muayeneyle anlaşılabilecek durumlar, ama primer dismenore altta hiçbir nedenin olmadığı, aslında sağlıklı bir kadının göstergesi olan her adet döneminde rahimin kasılmasına bağlı olarak oluşan ağrılardır. Biz bunların tedavisinde de yine yaşam koşullarının değişmesi, işte sıvı tutulumunu engelleyici besinler, bunlara yönelirken aynı zamanda medikal tedavilere de başvuruyoruz. İşte adetin ilk 2 günü veya adetten 2 gün önce nonsteroid dediğimiz ağrı kesiciler kullanabiliyoruz. Ve doğum kontrol hapları kullanıyoruz yine. Doğum kontrol hapları bizim vazgeçilmezimiz aslında kadın doğumcular olarak. Bunları kullanıyoruz. Yani primer dismenorenin kesin tedavisi diye bir şey yok. Aslında bir sağlık göstergesi bu dönemde. Nonsteroidler ve doğum kontrol hapları kullanarak geçirmeye çalışıyoruz. Ama altta yatan bir neden varsa, yani bir muayene edilmesi gerekiyor. Öncelikle bu adetteki ağrıları, altta yatan bir neden var mı? Özellikle genç kızlarımızda mutlaka bakmalıyız. Bunları jinekolojik açıdan değerlendirip, işte akıntısının vasfına, ilişkisi varsa, işte cinsel yolla bulaşan bir hastalığı var mı yok mu, bunun varlığına baktıktan sonra herhangi bir neden yoksa primer dismenore deyip ona göre tedavi yolunu seçiyoruz. Adet döneminde sancıların hani zaman zaman bel, zaman zaman karın, değil mi? Hı. Zaman zaman kasık ağrıları olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunun nedeni ne hocam? Yani değişik değişik ağrılar yaşanıyor çünkü. Tabii ki. Aslında mevzu aynı. Rahim mevzu kasılması. Aynı. Doğum yaptınız mı? Evet. Vajinal doğum yaptınız? Sezeryan. Hayır, sezeryan. Sezeryan. Şimdi vajinal doğum yaşayanlar bilir. Adet sancısı gibidir aslında doğum sancısı. Belden başlar, kasıklara doğru vurur. Karın bölgesinde de hissedilir. Çünkü rahimin kasılmasıdır ve rahimi besleyen damarlar ve sinirler bu bölgelerdedir. Yani bel çevresinde, karın çevresinde ve kasıklardır. Aslında birebir aynı ağrılardır. Çünkü adet sancıları rahimin kasılmasından kaynaklanan ağrılardır, hı hı, o dönemde. Aynı şekilde doğum sancılarıyla çok benzerdir. Ben hastalarıma, özellikle doğum eylemi başlayan hastalarıma, işte sancım başladı diyorlar. Çoğu zaman yalancı sancılar oluyor. Nasıl sancılar diye özellikle tarif ettiriyorum. Neye benziyor? Tarif eder misin diyorum. Özellikle adet sancılarına benziyor diyorsa orada önemsiyorum onu. Bir sorun daha var ve önemli, tamam, bir sorun ve birçok kadının da hani bundan muzdarip olduğunu biliyoruz. Hı-hı. Neden kadınlar adet döneminde öncesinde kendilerini şişman hissederler? Çünkü sıvı tutulumu oluyor az önce dediğim gibi. Ama 5 kiloya kadar fark ettiğini söyleyenler, evet, var. Doğru mu hocam? Evet, sıvı tutuyor yani vücudumuz. Tabii ki doğru. Progesteron diye çok mucizevi bir hormonumuz var aslında. Önemli bir hormon vücudumuzda. Gebelikte de doğal bir progesteron salıyoruz. Zaten biliyorsunuz gebelikteki ödemi. Hı-hı. Üçüncü boşluğa kayıpları. Bu progesteron sıvı tutmamızı sağlıyor böbreklerimizden ve kendimizi daha şişman ve daha böyle gergin hissetmemizi sağlıyor. Özellikle şey der hastalarımız, işte adet gördüm, oh rahatladım, her yerimden bir sıvı gitti, karnımı şişkinliği indi der. Bizim halkımızdaki yanlış algılardan biri de çok adet görmenin sağlık olduğuna inanılmasıdır. Aslında çok adet görmek bir sağlık değil de çok fazla adet görmek. Günde 4'ten fazla pet kirletmek, hatta böyle gelirler çocuk pedi kullanıyorum vesaire diye. Bu bizim için bir sağlık göstergesi değildir. Bizim için ne kadar az adet görülürse o kadar daha büyük sağlıktır. Kendiliğinden fizyolojik olarak. Yani 3 gün idealdir. 7 günden fazla, 3 günden az adet bizim için ideal olmayan adet dönemleridir. Hı hı hı. Ve günde 4 petten fazla kirletmek bizim için fazla kanama belirtileridir. Ve bunun da araştırılması gerekir aslında jinekolojik olarak. Şimdi yani kadın hastalıkları, yani jinekoloji çok geniş bir branş. Hani adetle başlayıp adetin fazla olmasından hiç olmamasına kadar bir sürü deniz derya konulara girebiliriz. Bu durumda çok adet görenlerde mesela altta yatan miyom, rahim içi polipler, özellikle menopozu öncesi dönemde endometriyal hiperplaz dediğimiz rahim iç yüzeyinin kalınlaşması, hani siz de duymuşsunuzdur çevrenizde menopoza yakın kadınlar varsa, çok fazla kanamam oldu, doktora gittim, rahim iç yüzeyi kalınlığı çok dedi,
işte parça alacağız dedi. Ona ay çok korktum, kanser miyim vesaire diye gelen kadınlar mutlaka çevrenizde vardır. Bu dönemde, menopoz öncesi dönemde hormonların farklı salgılanmasından dolayı östrojenin rahim içini düzgün uyaramaması, östrojenin fazla uyarması, progesteronun östrojeni karşılayamamasından dolayı rahim iç yüzeyi kalınlaşmaları, düzensiz kalınlaşmaları ve buna bağlı olarak düzensiz kanamalar görülebilir menopoz öncesi. Ve bu dönemde de bizim içimizi rahatlatan en önemli yöntem rahim içinden bir örnek almaktır. Çünkü bu dönemde karşılanmamış östrojen hormonuna bağlı rahim iç yüzeyinde hiperplazi dediğimiz kanser öncesi durumlar olabilir. Veyahut da eğer kişi obezse, yani kilolu ise, şekeri varsa, tansiyonu varsa endometrium kanseri riskini bu dönemde arttırmış oluruz. O nedenle de bu dönemde hani korkmadan parça aldırmak önemlidir. Hani konudan konuya atladık ama laf lafa açtı gibi aynen geldi. Aynen öyle oldu. Aha. Bu konuyla ilgili şimdi WhatsApp hattımıza bir soru gelmiş. Hı-hı. Esenyurt'tan Songül Hanım yazmış. Selamlar bu arada. Evet, selamlar. Diyor ki ben diyor hani 7-8 gün bazen 10 gün kanama görüyorum diyor, adet kanaması. Hı-hı. Bununla ilgili olarak da zaten hani zayıf biriyim diyor. Hani Hı-hı. herhalde kanamanın etkisiyle de sanıyorum kilo alamıyorum diyor. Neyle korunuyormuş? Onu yazmamış. Onu sprelle yazmamış. Korunuyorsa bu şekilde. Yok, sprelle korunmuyormuş. Hayır, onu Hı. yazmamış ama korunmuyorum gibi bir şey var cümlede. Şöyle diyor. Ben kaç tane doktora gittim. Hı. Bunun işte benim yapımla alakalı olduğunu söylediler diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Disfonksiyonel kanamalar diye bir şey var. Yani şöyle anlatayım. Bilimde açıklayamadığımız şeyleri idiopatik, yani herhangi bir nedeni yok. Ondan sonra bunu bir şekilde tedavi etmeliyiz yöntemine gidiyoruz. O nedenle disfonksiyonel kanamalarda da ya havuzun altı eğer sızdırıyorsa ve o havuz boşaltıyor ve kansızlık yapıyorsa kan değerlerine, evet, demir değerlerine bakılarak biz onu bir şekilde tıkamak zorundayız. Nasıl tıkayabiliriz bunu? Yine mucizevi ilacımız doğum kontrol hapları kanama miktarını azaltır. Bunlardan yeni çıkanlar var, kuadrifazik olanlar. Bunlar kanamayı gerçekten kesiyorlar. Sadece işte progesteron içeren ilaçlar var. Bunlar kanamayı kesebiliyorlar. Ya da halk arasında işte hormonlu spiral diye bilinen bir ilacımız var. Levonorgestrel spiral. Bunu da rahim içine yerleştirerek kişinin kanamasını azaltmak veya kanamasını tamamen kesme yöntemine gidebiliriz. Benim hastalarım arasında en çok korkulan, biz kanamayınca o zaman menopoza mı giriyoruz? O zaman sağlıksız olacağızdır. Hayır, bu kadar çok kanamak bizim için sağlıksızlıktır. Sonuçta kansızlık yapıyor değil mi? Aynen, kansızlık yapıyor. Hele bu dönemde bizim için demir ne kadar önemli bağışıklığımız açısından. Doğru. O nedenle de o havuzun o altını bir şekilde tıkamak zorundayız. Tıkayabilmek için de işte bu ilaçlara, hormonlu sprellere gereksinim duyabiliriz. Ben de bu hanımefendiye, ismini unuttum, mutlaka bu tarz şeylerden yararlanmasını öneririm. Evet, çok doğru söylediniz. Peki hocam, şöyle aşırı adet kanamaları oluyor, kansızlık yapıyor, adet ağrıları, sancıları vesaire, bunların hepsini konuştuk. Ne zaman doktora başvursun? Yani bütün bu süreçlerde işte ağrı, sancı çekiyor, normal olabilir, kanaması normal olabilir ama hangi aşamada bir jinekoloğa başvurması gerekir? Zaten düzenli jinekolojik takibi her kadının olması gerekiyor. Yıllık mutlaka bakmamız gerekiyor. Yani hani ne zaman değil, her zaman başvurmalı öncelikle. Düzenli biz önemli bir branşız. Evet, ne zaman değil, her zaman gelmeli. Çünkü doğru. Bir kadının eli kolu olduğumuzu düşünüyorum. Hayatındaki en önemli, benim aslında bu branş seçmemin en önemli nedenlerinden biri de genç kızların hayatında önemli bir yer etmek istememdi. Çünkü bence yani ilk muayene her zaman için çok önemlidir ve insanın kafasında kalır. Benim için öyleydi en azından. İşte doktorun bana yaklaşımı, işte nazik mi davrandı, nasıl davrandı, benden anladı mı? Ondan sonra işte göz göze temas kurdu mu falan, bunlar benim için çok değerliydi. Hani o zamanki aklımla, bu arada tıp fakültesi öğrencisiydim. İşte adet düzensizliği için gitmiştim ama böyle korka korka, çünkü kadın doğumcudan korkuluyor ya, bir diş hekiminden bir işte evet, kadın doğumcudan korkulur ve asla gidemez, kadınların korkulu rüyasıdır. Korka korka gitmiştim ama o sırada beni rahatlatan, sağ olsun, buradan selamlarımı iletiyorum hocama da, rahatlatan tavırları kendimi çok iyi hissettirmişti. Benim bu mesleği seçmemin en önemli nedenlerinden biri de kadınların hayatına dokunmak istemem.
Ve ilk muayenelerinde gerçekten olabildiğince nazik davranmaya çalışıyorum ki kafasında bizleri kodlamasınlar. İşte ay kadın doğumcular çok kötü, ay bir dişçi koltuğu bir burası, aman çok can yakıyor falan demesinler diye. Doğru söylüyorsun. Buna çok çok dikkat ediyorum. O nedenle hani ne zaman başvurmalılar değil, her zaman gelsinler, her zaman muayene edelim. Özellikle yılda bir mutlaka gelsinler. Bu arada simir takiplerini eskiden yılda bir yapardık biz. Yeni yayınlarımız diyor ki simiri de 3 yılda bir yapabilirsiniz diyor. Çünkü rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsü biliyorsunuz cinsel yolla bulaşan bir virüs ve rahim ağzında değişikliğe neden olması ancak 5 yıl, işte kanser yapması ancak 10 yıl. Eğer hani sadece simirle tarayacaksanız 3 yılda bir, HPV ile tarayacaksanız 5 yılda bir bu taramaları yapabilirsin diyor. Ama bu şunu demek değil, bize gelmeyin, hiç kontrol olmayın. Çünkü kadın doğum dediğim gibi jinekolojik muayene denizler ya. Rahim ağzı farklı, endometrium farklı, yumurtalık farklı, hepsi farklı değerlendirilmeli. O nedenle eğer genç kızlığında düzensiz adet görme şikayetleri olan kadınlar varsa da mutlaka gelmeli. Mutlaka ultrason kontrolü yapıyoruz zaten. Hani en çok sordukları alttan bakıyorsun, üstten mi genç kızlara? Tabii ki yani herhangi bir ilişkisi olmayan birine biz vajinal muayene yapmıyoruz. Üstten bakıyoruz ve onları olabildiğince irite etmemeye, olabildiğince nazik olmaya çalışıyoruz ki bizden korkmasınlar, sonraki hayatlarını etkilemesin. O nedenle her zaman başvurmalarını bekliyorum, her zaman gelebilirler. Ama hani en patolojik ne, onu söyleyeyim. Artık hani günlük hayatlarını etkiliyorsa bu ağrılı adet veyahut da çok fazla pet kirletiyorlar ve günlük hayatlarını gerçekten dışarı çıkamayacak derecede çok fazla adetleri oluyorsa, ağrıları oluyorsa mutlaka başvurmalarını öneriyorum. Şimdi hani özellikle son yıllarda şey de çok önemli bir hale geldi. İşte rahim ağzı kanseri, rahim kanseri, meme kanseri, kadınların sürekli olarak işte hani düzenli olarak hekimlerine başvurmaları gerektiği hep söyleniyor. Ama maalesef ihmal edildiğini de görüyoruz. Özellikle meme kanserinde, rahim kanserinde değil mi, rahim ağzı kanserinde erken teşhisin önemi burada yine ortaya çıkıyor. Tabii ki meme kanseri bu arada hani artık kronik bir hastalık gibi. Şeker hastalığı gibi düşünün. Tedavisi mümkün bir şey erken tanıda. O nedenle şimdi biz kadın doğumcular Almanya'da ve diğer ülkelerde olduğu gibi meme tedavisi yapmıyoruz. Çünkü onları genel cerrahlar yapıyor. Evet. Ancak biz muayenesini yapıp yönlendirebiliriz. Yani hani kendilerinde bir şüphe varsa mutlaka bir kadın doğumcusuna gidiyorsa düzenli meme muayenesini onun tarafından yapılmasını da öneriyorum. Dediğim gibi rahim ağzı kanseri de önlenebilir bir hastalık. Cinsel yolla geçen tek kanser diyorum ben ona. Ondan sonra o nedenle önlenebilir. Düzenli taramalarla çok hayat kurtarıcı. Rahim ağzında bir değişiklik olduğunda hemen müdahale edebileceğimiz bir durum. Bu konuda da Türkiye'de iyiyiz. Jinekolog, onkolog hocalarımız var. Çok çok iyi gerçekten. Rahim ağzı kanserinin belirtilerinden biri de işte şekil değişikliği vesaire, ama akıntılarda tabii konuşalım ki, mı biraz? Tabii ki kanlı akıntılar oluyor. Pis kokulu kanlı akıntılar, ilişki sırasındaki kanlı ilişki sonrası hemen kanamalar oluyor. Bu şekilde başvuruyorlar. Buna da değinmek isterim. Özellikle ilişki sonrası kanaması olan kadınlar varsa mutlaka jinekoloğa hemen başvurmalı. Biz onda hemen rahim ağzını bir gözlemliyoruz neyi var diye. Çünkü bazen rahim ağzında da küçük böyle et parçaları, polipler oluyor. Buna bağlı kanamalar oluyor. Aslında kötü huylu bir şey olmuyor ama yine de bir jinekolog tarafından görülmesi ve simir alınması gerekiyor. Eğer simirin olmazsa ve hala kanama devam ediyorsa mutlaka bir kolposkopi ile, kolposkopi rahim ağzı, kolpos rahim ağzı demek. Kolposkopi ile rahim ağzının ışıklı bir cihazla, yani kamera gibi bir cihazla bakılıp büyütülerek incelenmesi demek. Kolposkopi ile incelenmesi gerekiyor. Postkoital kanama, yani ilişki sonrası kanama çok önemli bir bulgu kadın hayatında. Evet. Hocam şimdi hani kadın olmak gerçekten zor. Anne olmak güzel zor. Ama güzel tabii ki. Çünkü güzel bence erkeklere bahşedilmemiş yani. Benim iki çocuğum var. O gün şey diye düşünüyordum. Bu evlat kokusunu niye parfüm yapmıyorlar diye düşünüyordum. 5 aylık kızımı koklayıp gerçekten de öyle. Yani iki kadınız sonuçta. Bence dünyayı bizler güzelleştiriyoruz. Burada kameramanlarımız falan erkek ama kusura bakmasınlar. Bu konuda ama onları yetiştirenler olmayacağım. Onları yetiştiren de biziz. Evet. İyi ki biz kadınlar var. Dünyanın çiçekleriyiz bence. Hani bizimle güzel, bizimle renkli. Çünkü yani erkek doğru. Bakış açısı şöyle bir bakış açısı. Biz deli doluyuz böyle hani. İnişlerimiz de çok iniş, çıkışlarımız da çok çıkış. Hani dünyayı renklendiren
imparatorlukları çökerten bizleriz yani sonuçta. İyi ki varız. Doğru söylüyorsunuz. Küçük erkek çocuğuyla bir kız çocuğunun oyunlarına baktığınızda da aslında kadınların rolünü görebiliyorsunuz bu hayatta. Yani aynen, o oyunlarda bile. Beynimiz erkekler daha, düz topçu. Aynen. Benim daha gelişmiş kıvrımları daha böyle derin kurnazız yani erkeklere göre. Ben kızlarımdan da geliyorum. Bu arada biraz cinsiyetçiyim bu konuda. Öyle belli mi? Olduğu üzere iki kızlarım olmuş. Ben de öyle evet. Diyorum. İyi ki kızım var diyorum. Allah sevgili kullarına zaten kız aynen, çocuğu kız verirmiş. Kesinlikle. Peki kız çocuklarını yetiştirirken, işte iki kızınız var, benim de kızım var. Kız çocuklarını yetiştirirken bu anlamda nelere dikkat etmeliyiz? Yani zaten ilk adet onlar için bir sıkıntı. Küçücük yaşta oluyorlar. Özellikle son zamanlarda 10 yaşında, 9 yaşında regli gören, yani adet gören küçük çocuklar var. Hazır olmadıkları halde. Bunun nedenine niye çok erken regli oluyorlar? Ve hani önlenebilir mi, önlenmeli mi ya da bilemiyorum. Yani bunlarla ilgili tabii ki bilgi kirliliği var. 10 yaşından önce adet görenler, 10 yaşından önce meme gelişimi olan kızlar mutlaka pediatrik endokrinologlar tarafından değerlendirilmeli. Yine bize geldiklerinde biz onları mutlaka bir pediatri, yani çocuk endokrinologlarına gönderiyoruz aslında onların branşı. Çünkü çocukların boy uzaması belli bir sınırda kalıyor. Kısa boylu çocuklar oluyor. Bunlar özellikle kız çocuklarında hayatlarını çok etkiliyor biliyorsunuz. Evet, boyları da kıllanmalar, değişik kıllanmalar olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bir endokrinoloğa 10 yaşından önce bu erken puberte dediğimiz erken gelişim basamaklarından herhangi biri oluyorsa biz onları yönlendiriyoruz. Olmayabiliyorsa ve bir anda çocuk adet oluyorsa ki ben gördüm, şahit oldum bunlara. Çok geç oluyorsa adet, 16 yaşından sonra hala meme gelişimi yok, hala kullanması yok ve adet görmüyorsa bu da bir endokrinolojik sorun. Biz onları da yine gönderip mutlaka değerlendirmelerini sağlıyoruz. Eğer hani anneler bundan şüphe ediyorlarsa mutlaka bir pediatrik endokrinologla kadın doğumcundan önce, çünkü onların görmesi gerekiyor. Hala çünkü pediatri sınıfındalar, çocuk sınıfındalar. Bize daha çok 18 yaş sonrası geliyor. O nedenle hani kendi jinekologlarından da yardım alabilirler. Bizler de muayene edebiliriz ama çocuk endokrinologlar bu konuda daha yetkin. Hani bu onların branşı çünkü. Çünkü hormon biliminin bakması gereken bir konu. O nedenle onların bir değerlendirmesi gerekiyor. Ben çocuk büyütmede, kız çocuğu büyütmedeki en önemli noktayı ise genel anlamda mahremiyet olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde kendi adıma hani dikkat ettiğim kurallardan biri. Ve hani bu Freud'un gelişim basamakları var ya hani. Evet. İşte onlara çok dikkat etmeye çalışıyorum ama tabii elimden geldiğince, çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz. Beslenmesine çocuğun dikkat etmeli. Bu erken puberteden bahsettiniz. Bu beslenmeden kaynaklanıyor çoğu zaman. Hormonlu gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Hormonlu gıdalar tüketmek, fast food tüketmek. Bunlar çocukların erken dönemde adet görmesine neden olan en önemli nedenlerden biri. Bilindiği üzere hani çok sıcak yerde yaşayanlar, güneşi fazla gören kızlar da erken görebilir ama belli bir sınır vardır bizim kitaplarımızda. İşte 10 yaşından erken görmek, bunların belli limitleri vardır. Onlara göre evrelemek, işte meme gelişim evreleri vardır. Bunlara göre çocuğu evrelemek çok önemli. Eğer anne bundan şüphe ediyorsa mutlaka kendi çocuk doktoruna ya da jinekoloğuna başvurup ondan sonra da bir çocuk endokrinologla irtibata geçmeli diye düşünüyorum. Hocam kısa bir ara verelim, ondan sonra devam edelim. Çünkü artık bundan sonra farklı konulara geçiş yapıyor olacağız. Efendim biz Cem TV ekranlarında ikinci yarıda devam ediyor olacağız. Siz de bekleriz. Efendim Cem TV ekranlarında operatör doktor Derya Uyan Düz'le sohbetimiz devam ediyor. Kadın hastalıklarına dair, kadın doğumada dair ilerleyen dakikalarda konuşuyor olacağız. Tüm konuları tüm boyutlarıyla ele alacağız. Şimdi Derya Hanımcığım, müsaadenizle ben bir telefon numaramızı vereyim. Mutlaka size soru gelecektir diye düşünüyorum. WhatsApp hattımızda da epeyce soru birikti. 0212 625 1818'den bizi arayabilir ve hocamıza sorunuzu kendiniz yöneltebilirsiniz efendim. WhatsApp hattımızdan da 0530 848 1313'ten de bize sorularınızı yazarak gönderebilirsiniz. Adınızı ve nereden yazdığınızı da söylerseniz size bir selam da gönderebiliriz. Geçen gün ben numara veriyorum hocam. Şimdi normalde bizi aramaları gereken numara 0212 625 1818. Şimdi tabii seyircilerimiz karıştırıyor, WhatsApp'tan arıyorlar. Tabii açamıyorum tabii ki çünkü yayına bağlayamayacağım için. Lütfen WhatsApp'tan buna dikkat ederseniz sevinirim. Sorunuzu yazın. Evet, adet konuştuk, adet öncesi sendromlarını konuştuk, ağrılar, sancılar, bir sürü şey konuştuk ama hiç adet olamayanlar da var. Onlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hiç adet olamama durumuna biz amenore diyoruz. Yani menstruasyonun adetin hiç olmama durumu.
Bu primer amenore ve sekonder yine ikiye ayrılıyor. Primer dediğimiz şey hiçbir şekilde genç kızlığından beri adet olamayan bir grup. Bunları farklı değerlendiriyoruz. Sekonder amenore grubunu, yani adet görmüş ama 6 aydan uzun bir süre hiç adet göremeyen bir grup var. Bunları ayrı değerlendiriyoruz. Sekonder amenorenin, yani 6 aydan uzun süre adet görememenin en önemli nedeni, çok güzel bir neden, gebelik. Gebelik nedenli olur. Hemen işte ben 2 aydır adet göremiyorum diyen birine öncelikle üretkenlik çağında bir kadınsa, özellikle hani menopozda değilse, gebe misiniz diye sorduğumuz ilk soru budur biz kadın doğumcuların ve hemen bir gebelik testi göndeririz veya işte ultrasonla muayene ederiz. Primer amenoreler daha farklıdır. Altta yatan organik nedenler olabilir, anatomik bir neden olabilir. Mesela kapalı kızlık zarı, imperfora hymen, hiç adet görememe nedenlerinden biridir. Yalnız onlar da her adet döneminde adet görmemesine rağmen karınlarına doğru kan biriktiği için çok fazla ağrıları olabilir örneğin. Veyahut da gelişimsel olarak rahimin, vajinanın olup, vajinanın alt kısmının olup, vajinanın üst kısmının ve rahimin olmama durumu vardır. Hı hı. Bunun ismi çok garip bir sendrom ama Roquetinsky-Küster-Hauser-Meier sendromu diye. Bunu bilmek zorunda değiller. Kadın doğumcu muayeneye gitsinler mutlaka. Böyle bir durumdur. Veyahut da hormonal nedenlerdir. Bunların mutlaka araştırılması gerekir. Yani primer amenore aslında önemli bir durumdur. O nedenle biz kadın doğumcuların değerlendirmesi gereken bir durumdur. Sekonder amenorenin dediğim gibi en önemli nedeni gebeliktir. Eğer gebe değilse kadın, mutlaka hormonlarına bakmamız gerekir. Çünkü işte tiroid hormonları, süt hormonu olan prolaktin hormonu bu strese bağlı da yükselebilir. Bu düzensiz kanamaların veya adet görmemenin nedeni olabilir. Mesela şu son dönemde, nedenini bilmiyorum ama son dönemde tiroidle ilgili patolojileri çok görüyoruz. Guatr'la ilgili patolojileri, ona bağlı adet görememeyi çok görüyoruz. Ben yine Covid'e bağlı olabileceğini düşünüyorum ama herhalde bunu bir 10 yıl sonra öğrenebileceğiz. Covid vardı da işte böyle oluyordu falan diye çalışmalar çıkacak. Hastalarda subklinik hipotiroidi dediğimiz durumlar oluyor. Yani tiroid hormonu yükseliyor, T3, T4'ü hala aynı kalıyor ama adet görememe bir şekilde ekleniyor. Ondan sonra hani bu hastalara da böyle ilaç kullanmak vesaire gerekiyor bu dönemde. Böyle de bir grubumuz var. Ve özellikle menopoza girdiğimiz evrelerde, perimenopozal evrede, özellikle sık sık adet görme, sonra adet dönemlerinin arasının uzadığı o dönemlerde de adet görememe durumlarını yaşayabiliyoruz. Halk arasında bilinen adet söktürücülerle, eğer altta yatan hormonal bir durum yoksa adet söktürücülerle araya girebiliyoruz. Bir de çok önemli bir sendrom var. Mutlaka ondan bahsetmek istiyorum. Sekonder amenorede polikistik over sendromu. Çok duymuşsunuzdur siz de. Hani burada da konuşulmuştur muhtemelen. Polikistik over sendromu çok sık görülen, 10 kadından birinde görülen bir sendromdur. Yumurtalıkların polikistik görünümü artı, düzensiz adet görme veya adet görememe, kıllanma artışı, kilo almaya meyil ve insülin direnciyle giden bir sendrom bütünüdür. Herkes de aynı, bu bir yelpazedir çünkü. Herkes de aynı semptomlar olmak zorunda değildir. Bazı polikistikler düzenli adet görürken, bazıları işte 40-50 günde bir yumurtlayarak düzenli adet görmezler. Bu da çok önemli bir gruptur. Sekonder amenorede düzenli adet görmeyen grupta. Peki adet görüp hamile kalanlar var. Yani hamile kaldığını fark edemeyenler var. Aynen. Bunun nedeni nedir? Şimdi normalde gerçekten hani doğru zamanda adet görüyorsak, adet görürken hamile kalma olasılığımız yok ama adet görürken hamile kalan dediğimiz grup bebeğin yerleşim kanamalıdır aslında, implantasyon kanamalıdır ve o adet dönemine denk geldiği için kişi anlayamaz, kadın anlayamaz gebe kaldığını. Bunu da anlayabilecek en önemli yöntem gebelik testi yollamaktır kanda. Çünkü ultrasonda da erken dönemde göremeyebiliyoruz. O nedenle gebelik testini yollarsak, çok basit bir test, hamile olup olmadığını anlayabiliriz. Bir de tabii ki patolojik hamilelikler de var, yani dış gebelik vesaire gibi. O nedenle de aslında bu dönemde eğer kanamalı bir gebelik gidiyorsa mutlaka değerlendirmek gerekir. Yani kanama adet olmayabilir her zaman. Normal akışı dışında bir kanamaysa mutlaka yine bizler tarafından değerlendirmesi gereken bir konu. Şimdi bir seyircimiz yazmış, Gülay Hanım Şişli'den, diyor ki ben 4 ay adet kanaması yaşadım.
ve hamile olduğumu anlamadım. 4 ay sonunda rutin kontrolüme gittiğimde, ki 17 yaşında oğlum vardı diyor, beraber gittik, hani çocuk yapmayı da planlamamış. Hamile olduğunu öğrenmiş ve çok şaşırmış ve 4 aylık. Çok enteresan geldi bu bana. Yani 4 ay boyunca adet oluyor ama içerisinde bir bebek büyüyor. Anladım. Kendisi çölde kutup ayısıymış. Geçmiş olsun diye istemiyorsa. Şöyle ki, şimdi rahim iç yüzeyine dediğim gibi yerleşirken kanamalar olabiliyor. Bazen de gebeliğin erken dönemlerindeki kanamalar adet dönemi gibi buna denk gelebiliyor. Hani kanamalı gebelikler olabiliyor. O nedenle anlayamayabiliyor ama mutlaka bir semptomu vardır hani Gülay Hanım'ın. Kilo üzüldü. Aldım sadece diyor. Aynen, kilo işte aldım, kilo almıştır, gerginlik vardır. Onları çok önemsememiştir. O hani değildir, aman bende de yoktur diyerek geçmiştir. O nedenle anlayamamıştır. Yoksa hani o kanamalar da bizim gebeliğin erken döneminde beklediğimiz kanamalardır. Aslında adet kanaması değil o kanamalar. Öyle mi? Evet. Peki 9 ay boyunca hamile ama 9 ay boyunca hem adet kanaması gibi kanaması oluyor, evet, hem de bebeğini dünyaya getiriyor. Aynen. Sağlıklı bir, aynen, şekilde. Olabiliyor mu? Öyle bir grubumuz da var. Çünkü özellikle tedavi gebeliklerinde biz bunu çok görüyoruz. İşte tüp bebek vesaire gibi tedavi gördüyse, rahim ağzı çok manipüle edildiyse rahim ağzından kanamalar oluyor. Bazen patolojik nedenlerle bu kanamalar oluyor. Mesela rahim ağzı kısalıyor ve erken doğum tehlikesi, düşük tehlikeleri oluyor. Buna bağlı kanamalar oluyor. Yine bunlar da sağlıkla dünyaya getirebiliyorlar ama tabii ki bizim gözetimimizde olmak durumunda kalıyorlar. Veyahut da dediğim gibi plasenta menşeili, bebeğin eşi menşeili kanamalar olabiliyor. Bunlar bebeklerini sağlıkla dünyaya getirseler bile yine bizim gözetimimizde olması gereken durumlar. Tabii böyle durumlar da olabiliyor. Ama her türlü gebelikte kanamalı durumları mutlaka hekiminiz çok iyi değerlendirmeli ve mesela gebelik döneminde kadınlarımız vajinal muayene olmam Allah olmam modundalar. Özellikle Türk kadınlarının vajinası çok değerli. Bilmiyorum neden. Vajinal muayeneyi bir türlü ikna edemiyorsun. Asla düşük yapmıyor. Hani böyle bir algı var çünkü toplumda. İşte vajinal muayene çocuğu düşürür, olmaz, sakın yapma falan filan diye. Hayır. Özellikle yurt dışında ilk 12 haftada mutlaka vajinal muayeneyle değerlendiriyorlar. Bunu hekime bırakmak gerekir. Aynen. Ense kalınlığını vesaireyi bile vajinal olarak değerlendiriyorlar. O nedenle mutlaka kanamanız varsa gebelikte vajinal olarak bakılmalı. Çünkü dediğim gibi rahim ağzındaki patolojiler, vajinal yırtıklar, ilişkiye gidiyorlar. Mesela vajinal orada bir yırtık oluyor. Bunları ancak vajinal muayene sırasında değerlendirebiliyoruz. Bunları ancak ve ancak vajinal muayene ile görebiliriz. Öyle bir durum varsa gebelikte mutlaka bizim değerlendirmemiz yine gerekiyor. Evet, hanımlarımızın burada kesinlikle kendilerini hekimlere teslim, evet, etmeleri şart aslında. Evet, evet. Sonuçta yıllarca tıp okuyan ve bu işin uzmanlığını yapan sizlersiniz değil mi? Gülay Hanım'a da umarım doğurmuştur, tabii ki doğurmuştur çocuğunu. Doğurmuş ya. Doğurmuş, mutluyum şimdi. Ha, çok sevgiler çocuğuna. Şimdi tabii artık şeyi konuştuk, adeti konuştuk. Adete dair bir sürü şey, yani tüm boyutlarıyla ele almış olduk ama biz kadınlar, yani tüm kadınlar işte belli bir yaşta, küçük yaşta regli oluyorlar, adet oluyorlar ve belli bir yaştan sonra da adet son buluyor. Yani o bazıları için korkunç denilebilen, bazıları için çok normal denilebilen bir dönem, menopoz dönemi. Şimdi menopoz dönemi hangi yaşta normal sayılır, hangi yaşta anormal kabul edilir sizler tarafından? Bunları biraz konuşalım istiyorum. Çünkü menopoz da önemli bir konu kadın, evet, açısından. Çok önemli. Kadının hayatındaki en önemli evrelerden biri bence. 40 yaş altında eğer adetleri kesiliyorsa bu bizim için erken menopoz sayılıyor. 40 yaş üzerinde biraz daha normal sayıyoruz ama Türk kadını 45 hatta 52'ye kadar adet görebilir. Bizim için normal sınırlarda. Çünkü genetik altyapı çok önemli. Her popülasyon farklı zamanlarda menopoza giriyor. Türk kadınlarının standardı, normali bu. Hani hep şey derler ya, işte annesini sorarlar. Anneniz erken mi girdi menopoza diye. Bu çok önemli gerçekten bir ayrıntı. Çünkü bizim için genetik kodlanmalarımız çok önemli. Çok önemli. Çünkü ergenliğe girerken yumurta havuzumuzda her kadının 400 bin tane yumurtası var. Sizin bizim ayrı değil, herkesin aynı. Ancak bu yumurtalar, içtiğimiz sigara, yediğimiz yemekler, stresli hayat şartları vesaireyle harcanabiliyor. Her adet döneminde bir tane yumurta giderken birkaç tane yumurtayı da bu işte sigarayla, stresli hayatla veyahut da işte genetik faktörlere bağlı olarak daha hızlı kaybedebiliyoruz ve daha hızlı menopoza girebiliyoruz. Burada da işte beslenme çok önemli.
Eğer düzgün beslenir, düzenli spor yapar. Bu arada ben hiç yapmıyorum, spor diyorum ama aslında çok önemli bir şey. Doktorun dediğini yap, yaptığını yapma gibi. Gerçekten öyle. Spor çok önemli hayatımızda. Düzenli beslenmek çok önemli. Ve sigara, mutlaka sigarayı bıraksınlar. Sigara kadın hayatındaki en önemli düşman bence. Çünkü tüplerimizin sağlığı, yani dış gebelik geçiren insanların çoğunun altında yine sigara yatar. Çünkü oradaki saçsız hücrelerin hareketlerini bozar sigara. Yine infertilitede, yani yumurtlayamamada önemli bir sorundur sigara. Erken menopoza girmede önemli bir sorundur sigara. Bu nedenle yine çok önemli bir, herkesin söylediği, sigara içmeyelim biz kadınlar erken menopoza girmemek için. Erkekler de içmesin. Kimse sigara içmesin. Tabii ki ben hani dünyanın kadın doktoru olduğum için o yüzden kadın sağlığı için konuşuyorum. Tabii ki kimse çok içmesin. Zararlı. Sigara zararlı bir şey. Şimdi menopoz öncesinin de tıpkı adet gibi sıkıntılı süreçleri var. İşte psikolojik etkileri çok fazla. Onlardan biraz bahsedelim mi? İşte bu hani sıkıntılar, orada da yine ağlama krizleri, işte sanki her şey bitmiş gibi bir psikoloji içerisine girmeleri kadınların. Ya da işte hani böyle öyle bir psikoloji ki biliyorum, ateş, etrafımızda gördüklerimizden hani ben söylüyorum. İşte ateş basmalar, ara ara üşümeler, hayata küsmeler, bunlarla nasıl baş edecekler? Yani ya da bu sendromlar neden olur? Şimdi öncelikle algılarını şöyle yönlendirmediler. Menopoz bir bitiş değil. Evet. Bizim bir evremiz, yani hayatımızın bir evresi. Gerçekten çok zor geçiren kadınlar da var. Bunu çok daha hafif atlatan kadınlar var. Bu birazcık hani bizim kişisel olarak algılamamızla da alakalı bence. Ama hani Türk kadını doğası acıların kadını olduğumuz için genelimiz bundan sonra bunu daha ağır atlatıyoruz gerçekten de. O nedenle bu döneme girmeden önce hani bence bunlarla ilgili kendilerini hazırlamalılar. Hani birçok şeyi de okuyoruz, ediyoruz. Onu da okuyup eğitilmeliyiz bence. Bu önemli. Hani nelerle başa çıkabileceğimizi öğrenmeliyiz. Sıcak basmaların aslında bu dönemin bir getirisi olduğunu, sinirliliğin bu dönemin bir getirisi olduğunu bilmeliyiz. Vücudumuz için çok önemli olan östrojenin hayatımızdan çekilmesiyle aslında evet yaşlanıyoruz ama yaşlılık da hayatımızın bir evresi olduğunu, evet hani yüzümüz kırışacak çünkü östrojen her yerimizi besleyen, vajinamızı bile besleyen bir hormon. Vajinamızın kayganlaşmasını bile neden olan, vajinal kuruluk bile östrojenin eksikliğine bağlı olabilecek bir şey ama bu dönemde de bunu geçiştirecek veya bunu tedavi edecek şeylerimizin olduğunu bilmeleri, medikal ilaçlarımızın veya doğal ilaçlarımızın olduğunu bilmeleri önemli. Bunları araştırmaları önemli. Tabii ki kendine göre, kendi kişisel yapılarına göre de o dönemde nasıl başa çıkabileceklerini hekimlerle birlikte oturup tartışmalılar. Şöyle ki, menopoz öncesi zaten yavaş yavaş semptomlar verir. Önce sık sık kanamalar görülür. Zaten o dönemde bir jinekoloğuyla yakın temasa geçer kadınlar. Ona bağlı işte hormonlarına baktırır. Hormonları ne durumda bunu anlar. O dönemde bile işte kendi hayatını organize etse, o dönemde bile bazen eğer uygunsa bazı hormonal ilaçlar kullansa bu dönemi daha rahat atlatabilir. İlla hani ilaç olarak kullanmak zorunda değil. Yine besinlerle, izoflavanlar dediğimiz besinlerle, işte soyanın içerisinde mesela östrojen var, bazı besinlerle bu dönemi daha rahat atlatabiliyor kadınlarımız. Ekstradan işte vitamin ve mineral takviyeleriyle, D vitamini çok önemli. Bu dönemde bile D vitamini çok önemli, ne kadar önemli olduğunu anladık. İşte güneşin hayatımıza ne kadar önemli yer tuttuğunu Covid döneminde de hepimiz kesinlikle anladık aslında. Kesinlikle. D vitamini nasıl kullanmaları gerekir? Hani onu da ben hep soruyorum hekimlerimize. Aynen, D vitamini çok önemli. D vitamini düşük olmayan bir kadın ben görmedim. Çünkü hepimiz artık güneşe maruz yerlerde yaşamıyoruz. Yani kapalı mekanlardayız ve kapalı bir hayatımız var. Köyde, bağda, bahçede değiliz hiçbirimiz. O nedenle D vitamini düzeyine bakılmalı mutlaka. Ve biz mutlaka 30'un üzerinde tutmaya çalışıyoruz kadınlarda D vitamini düzeyini. Bu kemik erimelerine de, bu dönemde biliyorsunuz menopoz döneminde kemik erimeleri de çok fazla gördüğümüz, osteoporoz çok fazla gördüğümüz bir problem. İşte kemik kırıkları bu dönemde görülebiliyor. Düzenli egzersiz, beslenme, yumurta çok önemli bir besin. Mutlaka sabahları kahvaltıda haşlanmış yumurta tüketmelerini öneriyorum. Yine kemiklerini besleyebilmek adına da. Bunlara dikkat ederlerse,
D vitamini düzenli kullanırlarsa. Günlük mü alınacak hocam? Mutlaka günlük alınmalı ve ben düzeyine bakılmadan. Kaç damla düşünüyorsunuz? Düzeyine bakılmadan ayarlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ama genelde yerlerde sürüldüğü için bu 1000 ünitelik olanlardan en azından 3 damla almaları gerektiğini düşünüyorum. 1000 ünitelik olan. Bu daha katkısız olanlar var. Biliyorsunuz hani özel isim telaffuz edemiyoruz ama. Aynen evet. Onlardan kullanmalarını öneriyorum. Şeyi önermiyoruz artık, öyle bir uygulama yok. Yakın zamanda bir hastama D vitamini baktım, yine bu dönem önemli olduğu için. Flakon içiyormuş kendisi. D vitamini yüksekte ve toksik düzeydeydi. D vitamini fazlalığı da vücudumuza toksiktir. Öyle D vitamini böyle bol keseden hop içemeyiz. O nedenle düzeyini takip etmek zorundayız. Hani biraz da D vitamini çılgınlığı yaşıyoruz sanki bu dönemde. Ona da dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Evet, bilinçli. Her aynen, zaman bilinçli aynen, yapmalıyız aynen. Ne yapıyorsak. Şimdi menopoz döneminde tabii menopoza girildikten sonra bir de hani o östrojen seviyesinin düşmesiyle kadınların hayatında da ciddi değişiklikler olabiliyor. Cinsel özellikle seksüel yaşantılarında. Evet. Bununla ilgili de östrojen hapları kullanmaları gerekir mi? Bu haplarla ilgili de hani çok farklı yaklaşımlar var hem dünyada hem Türkiye'de. Evet. Bununla ilgili de biraz konuşalım istiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi menopoz döneminde hormon replasman tedavisi kullanmanın indikasyonlarından en önemlisi vajinal kuruluktur. Vajinal kuruluk ve gerçekten hastanın tolere edemeyeceği şekilde sıcak basmaları varsa o zaman hormon replasman tedavisi kullanabiliriz. Şimdi çok yakın bir geçmişte 1 milyon kadın çalışması diye bir çalışma yapıldı ve bu çalışmada işte bu kullanılan östrojenlerin meme kanseri riskini arttırdığına dair bir yayındı ve bu yayından sonra büyük bir çılgınlık oldu ve bütün hormon replasman preparatları çekildi şeyden, piyasadan ve elimizde neredeyse hiç hormon replasman tedavisi yapabileceğimiz ilaç kalmadı. Ama son yayınlarda bakıyoruz ki gerçekten genetik kökeni olan ve çok uzun dönemde 5-10 yılda kullanan insanlarda aslında meme kanseri riskini artırıyor. Tabii ki meme kanseri öykünüz varsa kullanamazsınız. Bu aşikar. Ailenizde birinci derece yakınlarınızda meme kanseri varsa kullanamazsınız. Veya çok uzun bir dönemde bu preparatları kullanamazsınız. Çünkü meme kanserini tetikleyebilir ama geçiş döneminde çok kısa süreliğine kullanmasının herhangi bir zararı yoktur. Şeyden bahsettiniz, gerçekten cinsel isteksizlik, vajinal kuruluk bu dönemde çok gözlediğimiz bir şey. Hatta birçok kadın bana işte 40 yaşından sonra tık yok artık istemiyorum falan diye gelir. İşte şey, kardeş olduk kocamla falan gibi anlatır. Gerçekten Türk kadınları bunu böyle konuşmayı çok sever. Gerçekten östrojen azalınca vücudumuzda, libidomuzda düşer kadınlarda. Bunların sadece hormon replasmanıyla değil de daha farklı yöntemlerle de, bitkisel yöntemlerle de çözümleyebiliriz. Veyahut da sadece vajinal kuruluk yaşıyorsa ama başka bir semptomu yoksa, kadının cinsel isteği devam ediyorsa, vajinal kuruluğu engelleyici preparatlarımız da var. Onları da kullanabiliriz. O nedenle hani hormon replasman tedavisinden ölüm billah korkan gruba da bu tarz yaklaşımlarla yardımcı olabiliyoruz. Evet, hakikaten Türk kadının öyle bir yapısı var. Yani evet. Çocuk olduktan sonra zaten hani tamam, bunun için bitmiştir mevzu. Aynen. Cinselliği tamamen üreme üzerine şey yaptığımız için geleneksel olarak böyle. Ama öyle yetiştirilmekle alakalı olduğunu düşünüyorum ben de. Yani konuşamıyoruz bile cinselliği. Ondan sonra hani çok erken dönemlerde bile. Çocukları yetiştirirken ne önemli dediniz? Kız çocuklarını yetiştirirken bence bu da önemli. Çok büyük tabular var değil mi kadın hayatında, işte bir kızlık zarı tabusu var ki bir türlü çözemediğimiz. O nedenle ben bunlara da çok dikkat ediyorum, bu tabuları çocuklarımın kafasına böyle mıhlamamaya veyahut da cinselliğin kadın için de gerçekten çok önemli bir şey olduğunu anlatmaya, orgazmın kadının hayatında çok önemli bir yeri olduğunu anlatmaya çabalayacağım, daha çok çok küçükler çabalayacağım. Bence çocukları yetiştirirken, kız çocuklarını değil erkek çocuklarını da yetiştirirken, özellikle kadınlara nasıl davranılması gerektiğinin öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz gerçekten çok istismarlar, işte taciz, tecavüz şu dönemde maalesef çok fazla okuyoruz, izliyoruz. O yüzden biz kadınlara bence çok 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 büyük görev düşüyor. Erkek çocukların eğitimi, çünkü biz kadınların elinden
erkeklerin o psikolojik baskılarını aslında bertaraf edebilmesi gereken kitle biz eğitimli kadınlarız ve ben de buna böyle o havuza bir damla bile yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Zaten dediğim gibi kadın doğumu seçmedeki amacım da bunları düşünerekti gerçekten de. Çünkü gerçekten çok zor bir branş. Siz de biliyorsunuz gecesi gündüzü olmayan bir branş. Kesinlikle. Hani aklı olan kadının aslında seçmeyeceği bir branş. Biraz deli olmak gerekiyor. Ama iyi ki seçmişsiniz. Evet. İyi ki sizin gibi hekimler var. İyi ki sizin gibi kadınlarımız, aydın kadınlarımız, hayata böyle bakan kadınlarımız bu meslekleri seçiyorlar. Evet. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Hem yoğun iş temponuz, hem bebeğiniz, hem küçücük kızınız buna rağmen gelip stüdyomuzda bizleri bilgilendirdiniz. Çok ben teşekkür ediyoruz. Ben de çok keyif aldım. Ben teşekkür ederim. Umuyoruz ki ilerleyen zamanda kadın hastalıklarına yönelik birçok konu kaldı. Onlarla ilgili de konuşuyor oluruz beraber. Umarım. Gelirseniz yine çok seviniriz. Tamam. Şu günler geçsin daha çok geliriz. Değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim operatör doktor Derya Uyandüz'e çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine saat 10'da biz burada olacağız. Tekrar sizlere mutlu, huzurlu, keyifli ama her şeyden önemlisi sağlıklı bir hafta diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.